Seçi varken var mı derken hiç siyasetçileri küçümsemek istemiyorum ama siyasette bir şeyler yapmak isteyenler muhakkak insanlıkla uğraşmak zorunda değil mi? Tabii ki. Yani siz Yaşamın kendisi zaten evet ayıtı. sadece böyle kandırarak sadece üstünü örtüp bazı şeyleri mış gibi göstererek değil, gerçek insanları ortaya çıkardıktan sonra da onların kararına saygı duyarak gittiğimiz zaman tam demokrasi olacak. Yoksa demokrasi olamıyor. Yani ne gösterilirse gösterildiği gibi görüyoruz. Şu an Evet. medyada medyayı alıyoruz. Eğer kendimizi de geliştirmiyorsak, ne görüyorsak Tabii ki. o doğrultuda gidiyoruz. Evet, başka neler yapıyoruz? Şiir kulübümüz var. Aa, ne kadar güzel. Şiir, şimdi bu kitap fuarında bir 10 kişilik bir çocuklarımız şey yapacak, bir şiir dinletisi yapacağız. Ona hazırlanıyorlar. Evet. Öykü atölyemiz var. Bir çocuk kitapları yazarı bir arkadaşımız var. Onunla yürütüyoruz o çalışmayı. Çok da güzel öykülerimiz oldu. Karikatür atölyemiz var. Sanatla ilgili çok çalışmalarımız var. Evet. Yakında Çekmeköy'de böyle sanat patlaması, bilim Yani patlaması falan Çekmeköy'de ne olacak. yazık ki sanatla ilgili şey yok. Hani böyle bir sergi yapabileceğimiz, şey yapabileceğimiz çok altyapısı o konuda biraz zayıf bir şey. Herhalde çoğaldıkça da zorlanacak bir Evet. şeyler olacak. Aslında hem yapı olarak Türkler, Türkiye'de eğitimde şu an 4 artı 4 artı 4 için ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Pek olumlu düşünmediğinizi Evet. biliyorum. Çünkü her şeyin yaşı var, her şeyin Evet. zamanı var. En önemli şey Hem zamanlama. fiziksel yaş çocukların ay farkı bile birinci sınıfta çok önemli. Ben kızım birinci sınıfa giderken öğretmenimiz onlara hamur yanlarında bulundurmalarını istiyorlardı, oyun hamuru. Ki parmak kasları gelişsin diye. Şey oldukça da onları bırakıyordu, hamurla oynatıyordu. Ancak diyordu o ay farkı olan çocuklar bile ikinci dönemde kas yapıları ikinci dönemin ortalarında eşitleniyordu. Kalemi Evet. tutması, yazması, etmesi. Bu 7 yaşındaki çocuklar için söylüyorum. Yani fiziki yapısı Beş buçuktakiler için zaten çok 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 farklı başladılar. Bunlar pek şey araştırılarak maalesef başlamadı. Keşke bilen aslında bu kişilere konuda danışılsaydı diye düşünüyorum ama ben bunu nereden geldim? Yani Türkiye'de dedim ya yani belki genlerimizde de var belki eğitim sistemimiz her ne kadar yaratıcılığa çok açık olmasa da detaylı bilgiler veriliyordu eskiden. Yani bayağı onun için size de bahsettik. Yani birçok yerde Amerika'da şurada burada işte CERN'de şurada çok fazla Türk bilim adamı var. Ve biz beyin göçünü çok yaşıyoruz. Çünkü burada olanak bulamayan kişiler dışarılarda bir şeyler yapmaya O hedefle çalışıyorlar. gidiliyor zaten. Evet. Ve oraya giden bunları öğrenenler de tabii belirli ne verilirse belki bu sizin çocuklar arasından ne kadar kıymetli kişiler çıkacak. Yani çünkü onlar da olanak vermeden kimin ne yapacağını Tabii bilemiyorsun. kime Her konuda dokunduğumuzu değişik. bilmiyoruz. Değil O mi? belli olacak. Siz orada yavaş yavaş ayrılıyordur. Kimi sanata daha çok, kimi Tabii ki. bilime daha çok, kimi arkeolojiye. Dediniz ya meslek seçmede de önemli oluyor. Tabii Meslekler ki üzerinde tanıyorlar. çalışıyoruz. En önemli şey sevdiğin mesleği yapmak. Sevmeden yaptığın meslekte istediğin kadar çalış. Verici yani bir şey başarı elde edemiyorsun çünkü içinden gelmiyor. O mutsuzluk hayatına da Sevmiyorsun. yansıyor. Özel Evliliğine hayatına, yansıyor, evliliğine, çocuğuna çoluğuna, çocuğuna yansıyor. her Bütün şeye ömür boyu yansıyor. yani zincirleme, umutsuz yaşam sürüyor. Evet, siz inşaatı seviyor musunuz? Evet. Evet. Üretimi sevdiğimiz için. Evet. Aklıma şey geldi. Siz bu inşaat ne yapıyorsunuz? Evler mi? Yani Projeler belirli daha çok büyük projeler, projelerde fabrika oluyor. falan filan mı? Hayır, Gibi. eğer siteler falan var ya Yok, yapılıyorsa yok. mesela astronomi, yıldızların adı Yok, falan siz böyle şeyler de koyabilirsiniz. Değil mi? Her öyle proje bir inşaat halinde gidebilir. O da Sırf güzel. isimli olsa, İnşaatın isimli ruhu olsa olur. o donanımı yapmak lazım. Keşke her yerde planetaryum olsa. En Değil mi? azından iki yakada da birkaç tane. Biz Darüşşafaka'da da var. Çok güzel bir planetaryum. Oradaki astronom arkadaşımız senede bir iki kere mutlaka gidiyoruz çocuklarımızla. Yeni filmler geliyor, çekimler oluyor. Evet. Paylaşıyoruz. Keşke birçok yerde olsa. Yani çocukların ufkunun açılması çok farklı bir şey Çok yani. çok yani yaratıcı
özgür bırakıyoruz evet, dediniz. Evet, özgür. Bu çok önemli. Araştırmacı oluyorlar, sorgulayıcı oluyorlar. Yani kendi bilgini dayatmıyorsun, çocuğu kendisinin evet, araştırmasını... Özgüvenleri gelişiyor. Soruyorlar, şey yapıyorlar, hiç hani böyle bir çekingen... Bu çalışmalar çok içine kapanık, çekingen çocuklarımızı da çok açıyor. Tabii. Yani ben mesela yaz okulunda bizim şu Sherlock'umuzu oynayan çocuk bize çok sürpriz oldu. Yani ki onu şeyini orada kırdık. Evet. Ve zor bir şeydir yani Sherlock'u oynamak. Evet ve hiç yani çok sessiz şey bir çocuğumuzu şaşırdık yani bize çok sürpriz oldu. Evet. Bu yaz okulunun mutluluğunu onda yaşıyoruz yani. Evet. O da kendini şey yaptı. Şimdi o özgüven onun bütün hayatını bambaşka etkileyecek. Kesinlikle etkileyecek ve ilişkilerini etkileyecek. Evet, evet. Muhakkak ki. Eğer kendini ispat edemeyen yani kendisini ifade edemeyen insanlar ilişkilerde de çok kötü oluyorlar. Evet. İyi bir aile kuramıyor, evet. Çocuklarını iyi yetiştiremiyor ve iş hayatında da çok kompleksli evet. oluyor. Bunlar tabii, evet çok önemli demeyi şeyler. Öğreniyorlar, hayır demeyi öğreniyorlar. O da önemli evet bir şey. Evet demeyi öğrenmek kolaydır da hayır demeyi hayır, öğrenmek evet. çok önemli. Evet hayır demeyi yani, de öğrenmek. Yani sınırlarını insanın çizmesi çok önemli. Bir de şey önemli. Oluyor, arkadaşlık kültürleri oluşuyor. Yani bir mahalleli kültürü. Mahalle arkadaşlıkları. Şimdi çocuklarımız mesela çok lüks sitelerden servislerle gidiyorlar, geliyorlar. Çok özel yerlerde okuyorlar. Ama şey yok. Bir candan arkadaş şeyi yok. Evet. Duygusu yok. İlişkileri yok. Ne oturdukları yerde ne de okullarında. Çünkü okullar da işte değişiyor. O okuldan başka bir yere geçtiğiniz zaman çok nadirdir. Ailelerde çalıştığı için o çocukların o ilişkisini pekiştirecek bir gidip gelme şeyi de olmuyor. Komşuluk ilişkileri de olmayınca. Biz evet. eskiden aynı mahallede giderdik. Mahalle arkadaşlarımızla, komşularımızla aynı okulda okurduk, aynı sınıfta olurduk. Evet, evet. O şimdi yani benim çocukluktan şu an mesela bir 5-10 tane arkadaşım var ilkokuldan görüştüğüm evet, süren. Evet, evet. Ama o mahalle ilişkisi, komşuluk ilişkilerinin falan işte annesini tanırsın, ailevi şey anılarımız olur, bir sürü doğum günü anılarımız vardır, ne bileyim sokak anılarımız vardır, bir evet, sürü şey. Evet. Şimdi bu sadece çocuklarda anı değil bizlerde bile kalmadı. Tabii ki, yani tabii büyüklerde ki. De kalmadı. Tabii herkes ki. Böyle içine çekilip kendi hayatını tabii yaşar ki. Oldu. Evet. Ana oluşuyor. Ana oluşunca da sahip şey duygusu oluyor. Bizim artık zamanımız maalesef doldu. Yavaş yavaş bir de ufak VTR'miz var. Emine'ye bir pas atacağız ama onu tamam. atmadan önce şu yaz okulu. O yaz okulu benim neden ilgimi çekti? Yani bir yaz okulu yapmak için hani diğer bütün projeleriniz öyle sizin. Ama ciddi bir para değil mi? Yani yemekler yeniyor, ne bileyim ben bir yerlerde kalınıyor. Orada havuza giriliyor, havuzda öğretmen, diğer derslerin öğretmenleri. Tamamen bunların gönüllü hepsini gönüllü evet, nasıl yaptığınızı bir anlatır mısınız? Parayla hiçbir ilişkimiz yok. Bir ihtiyaç firmaların şeyi, ismini önce vermeden. Proje olarak yazıyoruz. Yok, tanımadığımız kimseye de evet. gittiğimiz yok. Yani hiç öyle bir tarzımız yok. Birisine gidip bizim için şunu yapar mısınız falan da hiç. Bu gönül olan, duyarlı olan zaten kendi bir şekilde ulaşıyor ya da yollarımız kesişiyor. Olanaklarımızı koyuyoruz. Bir önce projeyi hazırlıyoruz. Sonra burada neler lazım, ne yapmamız lazım onları da yazıyoruz. Onu mail grubumuz var, onlarla paylaşıyoruz. Oradan da herkes yaptığımız işe de inandıkları, güvendikleri için herkes kendi olanağını ya da çevresindeki olanağını devreye sokmaya çok çalışıyor. Güzel. Böylece o şey de daire de genişliyor. Evet. Mahallemizde bir spor tesisi var. Onun havuzu var. O havuzu kullanıyoruz. Evet. Onlar da bizi kapıda böyle öyle güler yüzle keyifle karşılıyorlar ki. Yüzme hocamız ne da güzel. O kulüpte yüzme dersleri veren hocamız. Hocamız da kulübün ona yapar mısın demeden kendi gönüllümüz evet. oluyor. Yani evet. onların görevlendirmesinden ziyade kendi birebir gönüllümüz oldu. Yemeklerimiz de her gün bir dostumuz bir yere davet ediyor. Kendileri karşılıyor. Biz oturuyoruz. Restoranlar mı bunlar? Evet, restoranlar. Çünkü çocuklar güzel, evet. bir restoranda yemek yeme kültürünü de öğrenmeleri önemli. Bizim orada çatallarımız, tabaklarımız, şeyleri, bıçaklarımız, onlarla yemeği şeyi de dernekte evet. de çok özen gösteriyoruz evet. onlara. O kültürü de öğrensinler. Bir yere gittiğimizde de onu orada uygulamanın keyfini de yaşıyorlar evet. şeyini de. Evet. Daha böyle özenerek itinayla yapıyorlar.
Yani bütün o servis gezilerimizde de servis yolluyorlar. Nasıl yolluyorlarsa. Biz hani işin mali kısmı bizi şey hiç oluyor. Hiç şey yapmıyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel. İşte evet. Tam bu imece bu değil mi? Bu zaten amaç bu. Evet. Şimdi evet. Aslında bu bölgenin kendi içindeki olanaklarını. Yani evet. Bizim burada bu olanağımız var ama işte bilmem Türkiye'nin başka bir yerinde işte ne bileyim Ağrı'nın bir köyünde başka bir olanak vardı. Tabii. Her yerde yetişmiş insanı var, şeyi var. Burada okuyan biraz önce köy dernekleri dedik mesela o il vakıfları bir sürü burslu öğrenci burs veriyorlar öğrencilere. Evet. O öğrenciler yazın gidip o köylerde bir şeyler yapabilirler kendi memleketleri. Evet. İşte imece dediğimiz için. Gene tabii bu. Ki. Yani okul, biz Tolak'ta da buna köylerdeki... çok önem veriyoruz. Burs verilen kişiler en azından başka birine bir şey öğretebilir. Tabii ki. Bir yerde yardımcı olabilir. Hani burs verirken karşılığında gidip o çocuk da mutlu olur. Evet. Oradaki bir kardeşine, kendi memleketinden bir kardeşine bir köy okulu açılır. Öğretmesi. İşte bölgedeki okul açılır. Gene oradaki insanlar katkı koyar. Evet. Şey yapar. Çocuklar da orada biri basket öğretir, biri resim öğretir. Bir sürü her il vakfının bir sürü öğrencisi var. Evet. Her meslekten, her şeyde okuyan öğrencisi var, sanatçısı var. Bir sürü şey yapılabilir. Evet. Burada son olarak da şey toparlamak istiyorum. Anlatacak çok şey var, evet. Zaman kısıtlı. Birlikte bir program daha yaparız. Çünkü çok fazla etkinliğiniz var. Hepsi sığmayacak bir programa. Şey önemli. Bu gönüllü gönüllülük çalışması, dayanışma ruhu çok önemli. Duyarlı toplum birlikteliği şeyinde, çerçevesinde bu gönüllü dayanışmasıyla bir de buna devletin olanakları da katılırsa eğer evet. Ama özerk olarak çok. Evet. Çünkü oradaki o şeye bağlı bir çalışmada da işin şeyi oluyor. Gönüllerin tadı kaçıyor. Evet. Ya zamanında bir proje sunulduğu zamanında onayı şeyi o formalitesi, bürokrasisi çok uzuyor. Evet. İşin güncelliği kaçıyor ve oradaki işte o memuriyet hep bağlı olmak. Bürokrasi giriyor işin içine. Yani. Oradaki evet. Kişilerin algılamasıyla gönüllerin algılaması da başka aynen. Bir şey. O yüzden ona başka bir organizasyonla devletin olanakları, devletin de içinde olduğu yani evet. Yerel yönetimin, merkezi yönetimin, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitenin, çeşitli sanatçıların da içinde olduğu bir her bölgede olabilecek bir organizasyonla çok çok güzel, çok şeyler evet, yapılabileceğine evet. İnanıyorum. Her şey maddiyatla değil. Değil. Gizem, sen son olarak hem gençlere hem sayın izleyicilerimize bir şey demek ister misin? Tabii ki. özellikle genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Bizi ziyaret edebilirler. Çekmeköy Gönülleri Derneği'ni. Gelebilirler. En azından bir şey paylaşmasalar bile bizim paylaşımlarımızı gördükleri zaman zaten... En azından bizim içimize girebilirler yani diye düşünüyorum. Gerçekten çok sıcak bir ortam. Çok güzel bir ortam. Evet, Zonguldak Devrek 75. yıl Cumhuriyet Okulu'nun da son halini alarak bugünkü programımızı burada bitiriyoruz. Bir daha programa tekrar beraber olmak umuduyla. İyi akşamlar efendim. Şehincim, nasıl bir şey ortaya çıktı? Gözlerinize inanamayacaksınız. Hep birlikte izleyelim.
Tovak ve Karadeniz TV işbirliği ile İmece sona erdi.